açılış konuşmalarını yapmak üzere Türk Telekom Siber Güvenliği Direktörü Sayın Mahmut Küçük'ü kürsüye rica ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Bakanım, Sayın BTK Başkanım, değerli komutanlarım, değerli başkanlarım, katılımcılar, saygıdeğer katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Musa Bey'in açılışta belirttiği gibi önemli bir konsept, önemli bir başlık seçilmiş siber güvenlikte. Birçok alt başlık olduğu gibi bu başlıkta hibrit savaş ve siber güvenlik konuları, hibrit savaşın neresinde? Biraz bunlardan bahsetmek isteyeceğim. Ardından da Türk Telekom olarak neler yapıyoruz bu noktada ki faaliyetlerimizden kısaca değinip konuşmamı sonlandıracağım inşallah. Savaş kavramını tabii ki değerlendirdiğimiz zaman savaş aslında tarihin ilk yıllarından beri, insanların başlangıcından beri bir hedefi kabul ettirmeye yönelik rakip organizasyona ya da devlete diğer devletin ya da organizasyonun mücadele azmini ve kabiliyetlerini etkisizleştirme amacıyla yapılan topyekün mücadelenin adına savaş denmiş, değişik tanımları olmakla birlikte. Tabi hibrit savaş dediğimiz zaman da yeni konseptti. Tarihin değişen, gelişen dönemlerinde bu savaşın düzenli, düzensiz, asimetrik, toplumun değişik güçleri kullanılarak ekonomik, politik, algı, zihin dünyası yönetimi gibi birçok konuda hibrit savaşın konusu ve konsepti olmuştur. Tabii ki bu noktadan baktığımız zaman aslında hedefin ne olduğunu, özellikle mücadele alanında savaş, mücadele alanına hakimiyet sağlanması ve mücadele kapasitesini karşı tarafın tahrip ederek mücadele azminin yok edilmesi ya da geriletilmesi hedefleniyor. Mücadele alanı olarak baktığımızda günümüzde artık mücadele alanı sadece fiziki ve askeri alanlar olmadığını, dediğim gibi ekonomik, politik, sosyolojik, siyasal bir takım hedeflerin olduğu ve bu alanlarda toplumların, devletlerin kapasitelerinin geriletilmesi olduğu, özellikle altını çizmek istiyorum, zihin dünyası ve algı yönetiminin artık psikolojik olarak çökertilmesi ki bunun içerisinde insan unsuru en önemli toplumun değişik güç unsurları ve karar vericilerinin olduğunu söylemek lazım. Bu zihin dünyası ve algı yönetimine yapılan saldırılar da özellikle dostu düşman, düşmanı kurtarıcı olarak gösterme gibi algı manipülasyonları, özgüvenin tahrip edilmesi, yani biz bir şey yapamayız, biz başaramayız, bizde mi adam olmaz söylemlerinin toplumlara kabul ettirilmesi, kültürü ve dini, dili aşağılamak, değersizleştirmek ve kendi toplumunu alt kültür olarak, alt bir değere sahip bir toplum olarak göstermek, karşı tarafa bunu kabul ettirmek, kendi değerlerini rakibe karşı üstün, global ve evrensel değer gibi kabul ettirmek ve bu şekilde tanımlamak aslında savaşın değişik alanlarından bir tanesi. Diğeri konvansiyonel ve sosyal medya diyebileceğimiz alanlarda yine insanlara düşünmemeyi, hazır sunulan yargıları sahiplendirmek. Bunun için de basit Aristo mantığı gibi basit bir takım yargı ve sonuçları topluma, gençlere, işte bütün aslında insanlara bir takım algı manipülasyonları yapılarak kabul ettirmek ve bunları sunmak. Bunların temel hedefi dediğim gibi dostu düşman, düşmanı dost ve kurtarıcı gibi gösterme. Gerçekliği manipüle ederek sanal gerçeklik sunma. Algıda özellikle dezenformasyon konuları. Bununla birlikte yine korku ve toplumda panik yaratmaya yönelik bir takım faaliyetler görebiliyoruz. Bunlarla beraber yetersizlik duygusu oluşturma. Bunların hepsi zihin dünyamıza yapılan saldırıların bir örneği olarak verilebilir. Tabii ki bunun altında bir de mücadele kapasitesini tahrip etme dedik. Mücadele kapasitesi özellikle kritik altyapılar, kamu hizmetlerini sunan kurumlar, ekonomik saldırılarla, bankacılık, finans sistemleri gibi bir takım mali kaynaklara özellikle
yönelik saldırılar, siber saldırılar, terör eylemleri gibi yine simetrik, asimetrik saldırılar, askeri bir takım saldırılar yine, ekonomik saldırılar, dezenformasyon ve terör saldırıları, vekalet savaşları, bu hibrit savaşların hepsinin alt kümelerini oluşturmaya başladığını görüyoruz. Bunlarla birlikte siber saldırılar da yine bu mücadele alanının bir diğer alanı olarak günümüzde karşımıza çıkıyor. Burada az önce de belirttiğim gibi kritik kamu veya özel sektör hedef alınabiliyor. Enerji, sağlık, iletişim, altyapıları gibi. Bilgi sızdırılarak burada bir takım istihbarat faaliyetlerinin geliştirilmesi, karşı devletin bu istihbaratı oluşturması veya bu altyapıların servislerinin kesintiye uğratılarak halkta yine yetersizlik, korku, panik oluşturma gibi bir takım şeyler hedefleniyor. Tabii ki finansal bir takım kaynaklara yönelik mali işte kazanım elde etme, fidye saldırıları gibi saldırılarla bunlar insanları dolandırıcılık ya da işte fidye yöntemleriyle mali kaynaklara erişebilme yine bu yöntemlerden bir tanesi. Yetersizlik duygusu oluşturma toplumda yine korku panik oluşturabilecek bir takım siber saldırıların elde edilen, sızdırılan verilerle yine farklı bir takım atak vektörlerine dönüştürülerek atak yüzeyini çoğaltma, genişletme ve yeni elde edilen bilgilerle daha fazla saldırı gücü imkanı elde etme gibi bir takım şeyler hedefleniyor. Teknolojik, ticari ve askeri sırların ele geçirilmesiyle yine rakibe karşı üstünlük ele geçirilmesi bilgi anlamında bir takım önlemlerin ya da bir takım ön saldırıların önceden tespit edilerek karşı tarafa üstünlüğün kurulması gibi hedeflere yönelik saldırılar görüyoruz. Tabii ki bunları yaparken siber tehdit aktörleri kimler? Baktığımız zaman karşımızda kim var? Yine bu anlamda baktığımızda devlet destekli APT grupları dediğimiz aslında terör örgütleri, aktivist gruplar, parasal menfaat elde etmeye çalışan yine fidye saldırganları, bireysel veya işte grup motivasyonuyla hareket eden kendini ispata yönelik bir takım kişiler, gruplar. Bunlar genel olarak gruplandırabildiğimiz gruplar. Bunların dışı, peki bunlara karşı ne yapılması, nasıl hareket edilmesi lazım? Genel gördüğümüz bizim sektörde hem kamuda hem özel sektörde şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Siber güvenliğe karar vericileri, üst yönetim ve bu konudaki yetkili organlar nereden başlamalı, nasıl ilerlemeli, nasıl önceliklendirilmeli, nereye yatırım yapılmalı, ne kadar yatırım yapılmalı, nereye kadar güvenlik aslında diyebileceğimiz bir takım sorularla karşılaşıyor. Bu anlamda da baktığımız zaman firmaların aslında tekil hareket ederek bu tür organize, devlet destekli gruplara karşı tek başına bir mukavemet ortaya koyması kolay değil. Bunun için risk temelli bir bakış açısıyla öncelikle mevcut durumun risklerin ortaya çıkarılması, bu risklerin insan, süreç ve teknoloji kırılımında bir süreç olgunluğu, proses maturity analizle beraber aslında süreç olgunluk analizleriyle destekli bir şekilde hangi alanda ne kadar olgun olunduğu ve o alandaki kalan riskimiz neler, nereye ne kadar yatırım yapılmış, doğru işletiliyor mu, işletilmiyor mu şeklinde bir cyber security assessment dedikleri aslında güvenlik değerlendirmesi ve analizinin yapılması. Bu analizden sonra yola çıkılması ve buna göre yatırımların organize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Belli alanlara çok fazla yatırım yapılması karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Paranın kaynağının, insanın oraya yığılması ama diğer alanlarda aslında daha zayıf kalındığını ve oraların tabiri caizse boş bırakıldığını görebiliyoruz. Veya yatırım yapılmış, sadece ürün alınmış, ürün beni koruyor algısıyla hareket edilen bir takım kezlerle karşılaşıyoruz, vakalarla karşılaşıyoruz. Ürün doğrudan sizi korumuyor. Ürünü doğru bir şekilde kurup işletmezseniz ve o ürünün çıktısını başka bir süreçle, güvenliğin başka bir adımıyla izleme, müdahale gibi, engelleme gibi adımlarla birleştirerek
prosesi, süreci uçtan uca doğru işletmezseniz, eksiksiz işletmezseniz o güvenliği tam olarak zincirin halkalarını birbirine bağlamamış oluruz. Bunları bağlayabilmek en önemli konulardan bir tanesi. Bir diğer de aslında öncelik nereden başlamalı, nereye ne kadar yatırım yapmalıydı? Nereden başlamalı konusunda da biz Türk Telekom olarak bu siber güvenlik hizmetini aslında bir önceliklendirme, bir priority matris çıkararak bir olgunluk ve risk skoruna göre öncelikli olarak kısa, orta ve uzun vadede hangi hizmetleri ya da hangi aksiyonları vermemiz lazım, hangi aksiyonların alınması lazım kurumda. Çoğu zamanki karşımıza şu çıkıyor, çok kısa vadede hızlıca kendi altyapısıyla, kendi imkanlarıyla çok etkin bir takım önlemler alabilecekken belki bunun farkına varmayan, bunu yapabilecek kabiliyeti daha henüz kavuştuğunu ya da hızlıca kavuşabileceğini fark etmemiş kurumlar, firmalarda görebiliyoruz. Bunları bir an önce kısa vadeli aksiyonlarla, acil önlemler olarak kendisine sunuyoruz. Orta uzun vadeli bir yol haritası çıkarıp firmalar aslında kendisinin ilerleyen durumda bu olgunluk seviyesini daha ileriye, güvenlik seviyesini daha yukarıya nasıl taşıyabileceğine yönelik bir yol haritası da hızlı bir şekilde sunup bunları aksiyon olarak da takip ediyoruz dediğim gibi. Bu ve benzeri aslında bu Cyber Security Assessment en önemli kısımlardan bir tanesi olduğu için söylüyorum. Bu assessment'ı yapmadan siber güvenliğe harcama yapan, yatırım yapan, kapasiteye bir takım işte kapasite artırımı için uğraşan firmalar, kurumlar doğru yere adresleme, doğru yere ateş etme konusunda eksikliklerinin farkına varamayabiliyor. Bu noktada Türk Telekom olarak biz kendilerine destek ve danışmanlık sağlıyoruz. Bu ve benzeri aslında sağladığımız toplam 36 ayrı siber güvenlik servisimizle 5000'den fazla hizmeti müşterilerimize sunarak Türkiye'nin siber güvenliğini sağlama konusuna, güçlendirme konusundaki azmimiz gece gündüz 7/24 ekiplerimizle çalışmaya devam ederek aslında devam ettiğini söyleyebilirim. Bu alanda da bağımsız araştırma kuruluşlarının geçtiğimiz son 2 senedir raporlarında tescillediği gibi Türkiye'nin lider siber güvenlik servis sağlayıcısı konumundayız. Bu konumun bize verdiği sorumluluğun da bilincinde sürekli olarak yatırımlarımızı bu alana yapmaya devam ediyoruz diyeyim. Teşekkür ediyorum. Hepinize katıldığınız için sağ olun. İyi günler. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gayet iyi. Efendim, Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük'e konuşmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Yine